Ya da ne? Neyse işte. BİM'den de... Adını bilemediğimiz bir şey. Görükmezdin hayladan yenime geldin yayladan. BIC genelde herkes duyunca diyor ki bu BİM'in ama tam tersi BIC BİM'in değil. Direklendirici içeren yazı bile birbirine girmiş. Bayağı zorladı. Ya yine de yani iyi. Çok küçük çocuk falan olsanız parmağınızı kestirebilirsiniz. İçin daha iyi görüntü. Bakın. Yani ben şöyle bakınca şokun ICC'nin birazcık daha bulanık oldu. Çok bariz. Resmen o ya. A101 nasıl bir şey yapmış böyle? Üf. Böyle. Abi beni şaşırttı. Arkadaşlar harika bir videoyla karşınızdayım. Daha önceden arkadaşlara sormuştum, bir anket düzenlemiştim. En çok istediğiniz videolar nelerdir diye. Arkadaşlar içecek hakkında video istemişlerdi. Ve bu videoda Şok'tan, BİM'den ve A101'den birer tane ICT aldık. Ve bu ICT'leri sizler için karşılaştıracağız, deneyeceğiz. Ve hangisi daha iyiyse, hangisi daha lezzetliyse yarışmamızı o kazanacak. Ve bundan sonraki videolarda da 3 tane aktüel marketin tüm ürünlerini karşılaştıracağız ve çok güzel videolarda karşınıza geleceğiz inşallah arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu dile getirmek istiyorum. Hiçbir marketle herhangi bir şekilde sponsorluk anlaşması falan yapmadım. Bana kalırsa hangisi daha lezzetli ve kaliteli bir ürün ortaya çıkarmışsa tercihimi ondan yana yapacağım. Ve arkadaşlar yorum kısmına karşılaştırmasını yapmamı istediğiniz ürünlerin lütfen isimlerini belirtin. Kardeşimle birlikte belirttiğiniz tüm ürünleri sizler için inceleyeceğiz ve hangisinin daha lezzetli, daha kaliteli, daha güzel olduğunu sizler için belirlemeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Ve ilk önce kardeşimi tanıtmak istiyorum size. Kardeşim Hikmet bu videoda bana hangisinin daha güzel bir ürün olduğunu seçmemde yardımcı olacak ve karşılıklı düşüncelerimizi paylaştıracağız. Evet, kardeşim sence hangisi daha güzel? İstersen birer tane alıp şöyle bakalım yakından. Bakalım madem. Benim elimdeki A101'in kendi ürünü. Hemen yan tarafındaki yazılarda arkadaşlar zaten A101'in yaptığını görebilirsiniz. Benimki de Şok marketleri için üretilmiş. Onların adına üretilmiş bir ICT içecek. Daren marka. Daren. Benimki de BIC. BIC genelde herkes duyunca diyor ki bu BİM'in. Ama tam tersi BIC evet. BİM'in değil. A101'in arkadaşlar. Burada bir algı yanılması oluşuyor ama niye böyle bir şey yapmış A101? Anlamış değilim. Tenekesinin dışındaki baskısı biraz sanki solukmuş gibi geldi bana. Senin elindekine göre. Benimkine göre öyle mi? Birazcık evet. Soluk gibi duruyor. Bu birazcık daha mat ve daha güzel duruyor. Ve üzerindeki yazı da güzel bir şekilde olmuş bana kalırsa. Daha net. Yani daha bir albenisi var. Ama gözüme bir şey çarptı. Seninkinin burada koruyucu ve renklendirici içeren yazısı biraz içeriz. Sanki birbirine karışmış gibi. Evet. İçerisinde yok büyük ihtimal ama dışarısında fazlasıyla renk kullanmışlar. Yazı bile birbirine girmiş. O derece kötü. Şöyle göstermeye çalışayım arkadaşlar. Yazı bile birbirine girmiş. Benimkinde bu şekilde yazmışlar şurada. Ya seninkinde var mı? İçecek ve sadece içirmez. Burada ayrı yazılmış. Şeker, yani şeker ve tatlanıcı. Kafein içerir. Kafein içerirmiş. 40 miligram. Bunda koruyucu ve renklendirici içermez yazıyor. Net 330 miligram. Hepsinin mililitresi aynı. Üçü de 330 mililitre. A101'in kutu tasarımı genel anlamıyla neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Kalitesi iyi. Plastik kalitesi daha iyi ama bunun açma halkası daha parlak. Bunun açma halkası parlak değil. Tam tersine mat. Şöyle yakından göstereyim. Birisi mat, birisi daha bir metal rengi var. Bir de halkası geniş, birisi daha dar. Evet, hani birisi daha geniş, birisi daha dar. Yani açarken bana kalırsa Şok'unkini açmak daha kolay olacak gibi duruyor. Bir de daha çabuk biter bence Şok'unki. Daha rahat, içmesi daha rahat olur. İçmesi daha rahat olur, evet. Ağız kısmı da bayağı bir genişmiş. BİM'inki de aynı şekilde gösterebiliriz. BİM'le Şok neredeyse aynı kutuyu kullanmış. Bana kalırsa aynı kutuyu kullanmış. Evet. Neredeyse hiç farklılık yok. Sadece dışındaki yapışkan etiketi farklı. Biraz daha koyu. Dışındaki tasarımı farklı yapmışlar anlayacağım. Bir şöyle yakından göstereyim arkadaşlara da. Neredeyse aynısı. Sağdaki BİM, soldaki Şok. Arkadaşlar netleme sıkıntısı olabilir. Şöyle bekleyeyim. Sağdaki BİM, soldaki Şok'un kendi üretimi. Alt tarafını göstereyim. Tenekeleri gayet neredeyse aynı. Büyük ihtimal aynı. Kaliteli malzemeye benziyor. Ama büyük ihtimal her iki markada aynı yerden almışlar.
Evet. Neredeyse bütün yazılarına kadar, şekillerine kadar her şeyi aynı. Başka genel tasarımına bakıyorum. Genel tasarımında markanın BİM'in yaptığı Ice Tea arkadaşlar, Fruity diye bir tane Ice Tea var. Fruity miydi Hikmet o? Fruity miydi? Fruity var, bir de şey var. Lipton Ice Tea var. Yani Lipton Ice Tea'nin neredeyse tasarımını bayağı bir kullanmışlar gibi duruyor arkadaşlar. Ben ilk baktığımda Lipton Ice Tea diye düşünmüştüm. Ama dikkat edince... Yani tip olarak benzetmişler yani, etiket şey olarak Lipton Ice Tea'ye benzetmişler, evet, ama BİM'in değil. BİM'in kendi ürünü olduğu farklı, fazlasıyla belli oluyor dikkatli bakınca. Yani sürekli farklı bir marka içen bir arkadaş hemen bunun orijinal ürün olmadığını direktmen anlar. Belki tadından bile anlayabilir. Denemedik ama önceden denemiştim. Tadından bile anlayabilirsiniz. Yani tadından illaki evet, anlayabilirler. Birazdan zaten bardaklara dolduracağız. Üçünün de rengini karşılaştıracağız. Hangisinin daha aromasını iyi tutturduğunu falan göreceğiz birlikte. Başka değineceğimiz bir şey var mı dış görünüşüne Hikmet sence? Sadece BİM'inkinde şey kullanmamışlar, buz kullanmamışlar. Soğuk için ibaresi yok A101'inkinde. Hani soğuk için diye bir ibare koymamışlar. Var mı? Çok küçük yazmışlar, belli bile değil. Hani çok altta yazmışlar. Şokta ise hani büyük bir şekilde yazmışlar ki bir de buz parçacıkları koymuşlar soğuk içilsin diye. Anlamaya, hani okuma yazması olmayanlar da yani rahatlıkla bilebilir yani onu. Mesela şeyde de var, BİM'de de aynı şekilde ama A101'inkinde koymamışlar onu. A101 biraz diye farklı bir tasarım yapmış. Limon olduğu bile belli değil bana karşı üstündeki şeyde. Güneş gibi duruyor sanki. Ya daha çok bu böyle farklı, güneşten ziyade farklı bir şeymiş gibi duruyor. Yani BİM'deki limonla A101'deki limon arasında çok dağlar kadar fark var. Ama tabii bu bir çizim. Bu orijinal limonu koymuşlar. Tasarım. Oradan da fark olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şişelerin genel tasarımları bu şekilde. Şimdi dilerseniz hepsini tek tek açalım ve hangisinin görüntü olarak daha koyu veya daha açık olduğuna değinelim ve kokularına, renklerine ve tatlarına değinelim. Bakalım hangisi daha geçerli not alacak. Ondan önce şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum, evet. Hikmet. Senin için kokusundan, renginden ziyade almadan önce dış tasarımını hangisini daha çok beğendin? Senin favorin hangisi? Hani senin favorin hangisi? Limon alacak olsam direktmen şokunkini alırım. Niye çünkü şok? Görüntü olarak daha çok beni cazip etti. Hani ama böyle BİM birazcık daha şeye benziyor. Hani diğer ürünlere daha yakın. Şimdi tasarım kullanmış. Şey kullanmış. Daha yakın kullanmış ama bu daha fresh yani daha yakın hani limonu böyle serinleticiliği hani gel beni al demesi daha çok dış tasarımından dolayı gel beni al demesi daha çok hoşuma gitti. Tabii benim. Herkesin renkler ve zevkler tartışılmaz konusuna gelince. Bence ben bunu alırım. Sen şoka oy verdin. Ben de şöyle düşünüyorum arkadaşlar, eğer BİM'e girmiş olsaydım diğer ürünle bunu kesinlikle karıştırırdım. Direkt bunu alıp çıkardım, hem fiyatı da uygun olduğu için. Ama şoka falan girdiğimde direkt ben bunun veya A101'e girdiğimde her ikisinin de otomatikman farklı kendi oldu. Ürünlerinin olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hem tasarımı farklı hem dışı görünüşü farklı. BİM'de anlama ihtimaliniz biraz zor ama yine de farkları var. Ve arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum büyük ihtimal. 3 üründe 1.25 TL fiyat etiketine sahip. Evet Hikmet, şimdi şoktan başlayarak açabilirsin. Açıyorum. Bekle. Sesini dinleyebiliriz. Etti. Güzel bir şekilde açıldı. Açılırken dışına birazcık çok güzel kaçtı ama yine de idare et. Bekle, dur, öbür taraftan doldur. Ben de görmek istiyorum. Ay, güzelce doldur. Biraz tuhaf bir rengi var arkadaşlar ama sanki şeftali gibi. Tamam. Sanki şeftali. Kokusu da çok güzel. Kokusu nasıl? Böyle buzlu böyle. Sanki o şeyi veriyor, nasıl diyeyim ben sana, nane, böyle nane kokusu geliyor birazcık. Aa evet, nane kokusu. Naneli, limonun böyle sıktığınızda böyle o pıtır pıtır çıkan şeyler olur ya arkadaşlar, aynı onun gibi kokusu geliyor. Sıktığınızda böyle fışkıran şeyleri. Aslında bence fazla yoğun bir kokusu yok. Şöyle bardakta görüntüsüne gelelim. Bardakta görüntüsü de bayağı koyuymuş rengi. Bakalım diğer marketlerin ürününe göre nasıl? O zaman BİM'i de şöyle yapalım. BİM'i de sen aç. Hayır, senin açmanı ben daha çok beğenim. Ben mi açayım? Evet, diğerini de aç kardeşim. Evet arkadaşlar, şu an BİM'i açacağız. Şu an BİM'inkini açacağız.
açıyorum. Bakalım o nasılmış. Sesine. Bekle. Dur. Şimdi aç. Evet. Bu daha güzel açıldı. Bu birazcık daha sert açıldı sanki. Evet, biraz daha baskılıydı. Evet arkadaşlar, bunu da katıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bunun sesi daha güzel. Bak, bunun rengi birazcık daha net. Hani şokunkine bakarak şöyle yapalım. Bardağı, hatta şunu da şöyle çekeyim. Şokunki ile karşılaştırdığımızda bunun rengi daha bir canlı ve içinden çıkan kabarcıkları ben görebiliyorum. Videodan arkadaşlar da görüyordur inşallah. Yani farkı arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi videoda? Yani dağlar kadar fark var. Ya bunun rengi o kadar güzel ki, çok güzel ya. Böyle acaba çay gibi duruyor. Gerçekten. Hayır, ben altından olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bardağın üst tarafı kesinlikle rengi değiştirmiyor. Birazdan A101'i de koyduğumuzda değişmeyecek. İstersen şeffaf bardaklar getiririz. Onlara da deneriz. Olabilir. Renklerini. Deneyelim. Tekrardan şöyle. Bu Şok'un arkadaşlar. Daren. Bu Bim'in Tenton Ice Tea'si. Ve ikisini bir gösteriyorum. Yani bayağı cidden fark var ya. Acayip fark var. Evet arkadaşlar, şimdi kardeşimden... Sıra Bim'e geldi. Yok, hayır. Kardeşimden A101'in Ice Tea'sini açmasını isteyeceğim ve hemen açmasına geçelim. Bakalım o nasıl ses çıkartacak. Bunun halkası çok küçük. Arkadaşlar. Aç bakalım. Oo. Bunun halkası bayağı biraz... küçük olduğu için zorluyor değil mi seni? Of. Bayağı zorladı. Ha, yine de iyi. Çok küçük çocuk falan olsanız parmağınızı kestirebilirsiniz. Evet, şimdi bir de bardağa doğralım. Bakalım rengi nasıl? Şu şekilde dokuyacağım arkadaşlar. Dök bakalım. Az renginden pek bir şey anlamadım gibi. Rengi daha da açık sanki bunun. Evet. Bence. Şimdi şunu şöyle koyayım. Bunu da şöyle koyayım. Bakalım hangisi fark yaratacak. Arkadaşlar şu an gördüğünüz A101'in ürünü. Bardaktan dolayı rengi açık da gözüküyor olabilir. Deneyeceğiz onda. Şeffaf bardaklarda deneyeceğiz tekrardan. Bardakları renkli seçmemizin sebebi de alttaki renkler A101, Bim ve Şok'u temsil ettiği için bardakları renkli seçtik arkadaşlar. Ama birazdan şeffaf bardaklarda da deneyeceğiz. Tekrardan şöyle videoyu kaydırmak istiyorum. Hangisi sizin için daha iyi görüntü? Bakın. Yani ben şöyle bakınca Şok'un Ice Tea'sinin birazcık daha bulanık olduğunu görüyorum. Ama A101'inki ve Şok'unki, Bim'inki cidden çok şeffaf ve berrak gözüküyor. Yani A101 Şok niçin böyle bir yapmış bilmiyoruz. Şimdi birazdan tadına da baktığımızda farkını gayet net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şöyle de geçireyim. Ben diğer şeffaf bardakları da getireyim. Birazcık onlara da katalım. Sen istersen ilk şeffaf bardakları da getir kardeşim, onlara birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, şeffaf bardaklarımız geldi. Şimdi renkli bardaklardan şeffaf bardaklara dökeceğiz. Ve kokusuna, tadına ve rengine değinerek birinci listeye hangisini aldığımızı açıklayacağız. İlk önce Şok'tan başlıyoruz arkadaşlar. İstersen Şok'tan başla, hemen doldur tekrardan kardeşim. Bakalım renginde bir değişim olacak mı bardaktaki ile oradaki arasında. Yani renk konusunda... Bir de ben her zaman şuna dikkat etmişimdir. En son içtiğinizde içinde kalmamasını tercih ederim ben. Mesela bunda hiç kalmadı neredeyse. Evet. Bazı tenekelerin içinde kalıyor. O da israf oluyor, ziyan oluyor. Evet, o yüzden bu açıdan bu kutuyu beğendik. Evet. Bir dakika, onu boşaltmadan şuna bir değinmek istiyorum ben. Şeffaf bardağı boşalttığımız halde arada bir fark var mı Hikmet sence? Bence birazcık var. Ya birazcık biraz vardır. O da bardak birazcık daha ince. Büyük ihtimal ondan kaynaklı. Bir de bu azaldığı için biraz şeffaf görünüyor. Bir de altı sar olduğundan biraz daha açık görünebilir. Bir de bulanıklık sanırım hala devam ediyor. Biraz bulanıklık var. Bakalım diğer bardakları boşalttığımızda neyle karşılaşacağız? Ve köpük de, ciddi derecede köpük var arkadaşlar bunda. Evet arkadaşlar. Şu evet, şimdi Bim'inkine geçtik. Bakalım Bim neler yapacak? Şöyle yanlandım. Evet. Evet, Bim'i dolduruyoruz. Evet, Bim'in köpüğü birazcık daha iyi arkadaşlar. Diğeri birazcık böyle kötü bir köpük. Yani onu hiç beğenmedim ben. Ama Bim'in köpüğü birazcık daha farklı. Bim'inki de bitti. Evet, Bim'in içinde kalmadı. Evet, Bim'in de içinde kalmadı. Bu iyi bir şey. En azından çöp israf olmuyor. Şuraya kenara koy kardeşim. Şimdi bardakları yan yana alacağız. Şimdi bunu şöyle yerini değiştirelim. Hem karıştırmayalım. Ve bardaklar arasında bir farkı göreceğiz. Evet.
Arkadaşlar BIM şeffaflığını ve içerisindeki koyu görüntüyü fazlasıyla bence devam ettirmekte. Şu evet. an herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. BIM'le şöyle şokla karşılaştırdığımızda acayip derecede fark var. Yani o kadar berrak ve güzel gözüküyor BIM ama şok kötü biraz gözüküyor. Ha bunun için böyle bir şey olmuş diye düşünüyorum ama bana kalırsa koruyucu maddeler falan da kullanıyor olabilir. Şu an şoku ayıpladım. Evet şimdi gelelim. A101'e bakalım A101'inki nasılmış. A101'i de doldur. Atıyoruz. Kanat. Bu birazcık daha çok çok açık ya. Diğerlerine göre en açık renkli olan bu sanırım. Şeffaf. Evet. Evet arkadaşlar şimdi büyük karşılaştırmaya geliyoruz. Yan yana hepsini koyacağım ve nasıl olduğunu göreceksiniz. Şöyle aralarında biraz boşluk bırakalım. Ve 3 ICD'de karşınızda arkadaşlar. Sence Hikmet hangisi ilk görünüşte seni daha çok cezbediyor? Hani al beni diyor. Sence hangisi? Arkadaşlar ilk önce şöyle çıplak gözle bakmakla kameradan bakmak arasında büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim. Çıplak gözle baktığımda şokun ICD'si çok açık. Hani bayağı bir açık. Ortadaki BIM'inki sanki böyle gerçekten hani fuisti olsun daha temiz gözüküyor, daha güzel gözüküyor. ICD daha saf gözüküyor, daha güzel gözüküyor. Evet. En baştaki A101'in ICD'si ise BIM'inkine biraz daha yakın. Hani böyle değil saf, mi? Böyle fazla bir hani fark yok gibi. Net bir saflık var ortasında. Ama işte şokunki biraz daha böyle cırtlak sarı. Yani çok yani şokunki bulanık. Hani çok kötü evet. demeyelim. Şoku kötülemek istemiyoruz. Belki de tadı diğerlerinden daha iyi olabilir. Olabilir. Daha ama ben kendi düşüncemi aktarmak istiyorum. Şokunki bulanık. Niye bulanık olduğunu bilmiyorum. Belki aromadan kaynaklıdır. BIM'inki ve A101'inki oldukça açık. BIM'inki gerçekten rengini koruyor. Ciddi güzel bir renk var. Böyle tavşan kanı derler ya o renk. Ve A101'inki de arkadaşlar daha açı. BIM'in daha açık bir rengi var. Yani aslında sanki tam aromayı tutturamamışlar gibi ama daha açık bir renk olarak üretmişler. Daha farklı duruyor. Dilersen Hikmet kokusundan başlayalım. İlk önce şokun kokusuna bir bak. Sonra bana ver bir de ben kokusuna bakayım. Tenekelerini arkasına koyuyorum evet, arkadaşlar. Koy. Hepsininkini. Şu şekilde. Tekrardan şöyle bir görüntü alayım. Evet Hikmet şoktan başlayabilirsin. Başlıyorum şu an kokusuna bakıyoruz arkadaşlar. Nasıl sence? Normal. İstersen bir de büyük bardakta dene. Belki yoğunluk olarak fark yapabilir. Koku nasıl? Biraz. Hani hissediyor musun? Hissedilir ama çok değil. Peki. İlk önce küçük bardaktan başlasan çok iyi olur. Sırayı bozmayalım. Kokusu nasıl? Biraz daha tok. Şokunkine göre biraz daha tok kokusu var. Evet. Büyük bardakta bak. Koku değişecek mi? Yoğunluğu falan. Değişiyor. Değişti mi? Daha tok olduğu belli. Evet. Küçük bardaktan bak. Bu aynı evde pişirdiğimiz çayların suya hani haşlanır da ondan sonra nasıl diyeyim ben size haşlayıp da böyle ikinci defa pişirmek için üstüne su çekersiniz ya. Aha. Aynı o koku var. Soğumuş hali var. Hani o çayın soğumuş hali. Çok bariz. Resmen o ya. Hani sanki normal demlenmiş çayın soğutmuş da bunun içine dökmüşler öyle. Kokusu aynen. aynı o. Dilersen bir de ben bakayım Hikmet. Tabii ki de. Kameraya ben alayım. Şimdi bir de ben bakacağım arkadaşlar kokusuna. Bakalım nasıl. Biraz böyle kötü bir kokusu yani ya. Ben beğenmiyorum. Çok böyle aroma kokmuyor. Böyle su kokuyor sanki. Evet şok da öyle. Bakalım BIM nasıl. Ya renginden dolayı koyu dediğin gibi tok evet. bir koku var. Ben o kokuyu bekliyordum zaten. Evet. BIM'in ICD'sinin kokusu çok çok daha iyi arkadaşlar. Kokusu daha tok. Böyle aromayı tam hissediyorsunuz. Bunda su kokusu daha çok var. Hani su olduğu bana kalırsa biraz daha belli gibi geldi. Ben şimdi bakalım. Senin A101'e ne diyeceğini merak ediyorum. A101 nasıl bir şey yapmış böyle? Üf. Böyle arkadaşlar o kadar değişik bir kokusu var ki. Yani limonlu ICD mi desem ya içinde ne ararsan var sanki. Limonla iyice karıştırmışlar. Tuhaf bir şey ortaya çıkarmışlar. Tekrar koyayım. Üf neye benziyor? Dediğin çaya benziyor ya. Çayın soğumuş hali. Bence çayın soğumuş halinden de kötü bu. Daha kötü. Daha kötü yapmışlar.
Evet arkadaşlar, ilk önce ben düşüncemi söyleyeceğim. Koku da benim için kazanan tabii ki de BİM oldu. BİM bana kalırsa benim düşüncemi bozmadı ve kalitesini hala koruyor. İlk baştaki oyumu tekrardan BİM'e veriyorum arkadaşlar. Şu an benim için 2-0, diğerlerine göre daha önde. Kamera benim elimdeyken sen bir de lezzet şeyine bak abi istersen. Yok, İlk önce sen bak, sonra ben bakayım. Ay, sen bir de sen hangisini seçiyorsun onu söyle. Ha, benim seçtiğim tercihim de tabii ki de BİM. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Evet, sen hangisini seçtin? Evet. Daha tok. BİM'inki daha tok. Şokla BİM yakın. Hani çok yakın da değil ama evet, yakın. Birbirine yakın. Ama A101 kesinlikle değil. Yaklaşmıyor bile yanına. Ama BİM daha tok bir kokusu olduğu için benim için de BİM diyorum ben. Tabii lezzet olarak da birazdan fark edecek. Evet. Ve arkadaşlar şimdi isterseniz tatlarına bakalım. Tatlarına ben küçük bardakların tadına bakacağım Hikmet. Sen büyük bardakların tadına bak. Bakalım lezzet arasında ve görüntü arasında ne kadar dağlar kadar fark varmış, hangisinde bir bakalım. Ben ilk önce A101'den başlamak istiyorum. İlk önce bence şoktan başla. Bence A101'den başlayayım. Kötüden başlayayım ki iyiye gittikçe birazcık daha lezzet alayım. İlk önce şok. Belki önce daha güzel o. Ya olabilir. Sonradan belli der. A101 mi? Şok mu? BİM mi? Bakalım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. A101'den tamam, başlıyorum. Tamam dene. Hemen söyleme. Çünkü ben de bakayım ona göre. Tamam. Tamam. Kokusuyla neredeyse aynı tadı vermiş. Cidden. Pek bir şey anlamadım ya. Ekşi bir tadı var. Limonlu. Bu birazcık da buradayım diyor. Dur bakalım. Şok seni. En çok seni merak ediyorum. Rengine göre nasıl bir tadın var? Bakalım. Aa, beni şaşırttı. Şu an bir daha tatmak istiyorum. Dur bakayım bir tane daha. Of tamam. A101'i eledim. Direkt eledim. Tabii başkalarına göre belki A101 daha güzeldir. Ama bana kalırsa şu an A101'i eledim. Çünkü çok yoğun limondan farklı bir tat var. Sanki yeşil limon tadı var arkadaşlar. Olmamış limon tadı var. Evet. Bir daha bakmak zorundayım. Kusura bakmayın. Bir şey anlamadım çünkü. Arkadaşlar şu an çok ilginç bir durumdayım. O kadar ilginç ki. Karnını doyurdum. Vallahi tercih yapmak çok zor. Niye zor onu da söyleyeyim. Yani A101'i bir kere eledim. Şu diğer ikisi arasında kaldım. Onu da kardeşimden sonra söyleyeceğim. Tamam o zaman. Hemen kardeşime geçelim. 3, 2, 1 kayıt. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim içerek sizler için deneyecek. Bakalım kardeşim için hangisi daha farklı bir lezzete sahip. Hadi bir defa ben başlayalım. İlk önce her zaman şok diyorum. Şok üzerinden gideceğim. Sen küçüğüyle içtin. Bu defa ben büyük içeceğim. Hadi bakalım. Tadına bakalım. Önce bir tekrar koklayan. İyi aslında. Söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyebilirim. A101'in Ice Tea'sinde kesinlikle şeker oranı, yani okumadım ama kesinlikle yüksektir. Çünkü çok tatlı ama tadı çok farklı. Tatlı farklı. Değişik bir şey olmuş. Tekrardan BİM'inkine bakmak istiyorum. Arkadaşlar ben arasındaki seçimimi yaptım. A101 ile şok çok tatlı, şeker oranı kesinlikle çok yüksek. BİM ise hani böyle lezzet bakımından daha güzel geldi dilimin, yani damağıma, damak tadıma daha yakın geldi. Ha, şekeri çok seven insanlar, çok seven kişiler öncelikle bir Ice Tea seçebilirler. Daha sonra da şokunkini seçebilirler. Bir Ice Tea'nin lezzeti, yani o çayın kokusu, tadı aşırı çıkmış şekilde, eğer istemezlerse o kokuyu, aynı şekilde şekerli olsun isterlerse şokun
iced tea'sini alabilirler. Ama yok, ben çok şekerli sevmiyorum. Orta tatlı bir tadı olsun istiyorsa her zaman diyorum ki bim. Evet. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar, kardeşim tercihini büyük ihtimalle BİM'den yana kullanıyor. Doğru mudur Hikmet? Evet. Hikmet'in tercihi BİM'den yana. Ve arkadaşlar beni şaşırtan özellik şu oldu. Ben de BİM'i kullanacaktım. Yine BİM diyecektim. Ama Şok bir adım daha öne geçti. Şöyle öne geçti. Aroma olarak bana kalırsa Şok daha iyi. Şok'un aromasını fazlasıyla beğendim. Yani bulanık olması aromasından kaynaklı olabiliyormuş demek ki. Diğer özelliklerde BİM öne geçmişti ama şu anki özellikte kesinlikle Şok daha fazla öne geçti arkadaşlar. Genel olarak toparlamak gerekirse sence bir numaralı ürünün hangisi Hikmet? Bence lezzet bakımından bakacak olursak... Sen lezzet olarak seçiyorsun. Lezzet olarak bakacak olursak Şok. Ama aşırı hani böyle şeker tadı gelmesini istemiyorsan BİM diyorum ben. Yani tercihim BİM. Evet arkadaşlar, ben daha 101'i tercih etmiyorum çünkü çok fazla aroma var. Aroması karışık bir aroma, o yüzden pek anlayamadım. Yani çaydan başka birçok şeye benziyor diyebilirim. Ama tabii herkesin tadı damağı farklıdır. O yüzden ben tercihimi hem Şok ve hem BİM'den tarafa kullanıyorum arkadaşlar. Hangisinin tadını daha çok severseniz onu içebilirsiniz. Ben hangi markete girersem onu tercih edip onu içeceğim. O yüzden tercihimi hem BİM hem de Şok'tan yana kullanıyorum. Evet arkadaşlar, A101'i kimse seçmedi. A101 yazık burada fukara, yalnız başına kaldı. Tabii ki aranızda A101'i de çok seven vardır. A101'deki ICT'yi de çok sevenler vardır. O yüzden yorumlar kısmından yaşadığınız tecrübeleri bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Diğer arkadaşların da bu konularda bilgi sahibi olmasına vesile olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, bu videoda A101 BİM ve Şok'un kendi üretimleri veya farklı markalara ürettikleri ve maliyetleri neredeyse aynı olan ICT'leri sizler için inceledik. Genel görünüş, tat ve kokularına değindik ve bizler için lezzetli olanları seçtik. Siz de yorum kısmından hangi ürünleri incelememizi istiyorsanız lütfen onları belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.